Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün yine bir vlog başlatıyorum arkadaşlar. Günlerden Perşembe. Biz şimdi dışarıya çıkacağız. Hazırlanıyorum ben de. Böyle üzerimi giyindim. Şimdi saçımı makyajımı yapacağım biraz. Üzerime böyle bir sivit giydim. Altıma da normal bir jean giydim, siyah. Şimdi hazırlanayım. Şöyle biraz makyaj yapacağım. Bir de saçlarımı biraz önlerini yapayım diyorum. Şu düzleştiriciyi fişe takayım, ısınsın. Şu Philips'in düzleştiricisini kullanıyorum. Böyle. Alalı çok zaman oldu. Şöyle biraz saçlarımın önlerini düzleştireyim. Saçlarım da böyle biraz kabarmış yani. Hiç hoşuma gitmedi. Şöyle şu sivilcem de hala geçmedi. Biz şimdi bugün müze gezmeye gideceğiz arkadaşlar. Bizim burada yeni bir müze açıldı İznik'te. Orayı bir gezelim diyoruz. Daha yeni açıldı. Bir ay boyunca da ücretsizmiş gezmek. O yüzden biz de gezelim dedik. Hem güzel olur bizim için de. Merak da ettik hem. İçini falan nasıl neler var diye. Onları gezeceğiz. Güzel olur. Geçen gratisten şöyle bir rimel almıştım. Şu Likert markasının. Böyle indirime düşmüş. 80 liradan 19 liraya düşmüş. Bakalım, daha hiç kullanmadım, açmadım. Birlikte de bakarız, deneriz. Thank you.
Evet arkadaşlar, hazırlandım şimdi. Artık çıkacağız. Şuradan bir gözlük alayım diyorum. Dışarısı bayağı güneşli, hava güzel bugün. Bir tane gözlük alayım. Şu gözlüklerimi alayım. Şöyle. Bunları seviyorum. Bunları alayım yanıma. Bir de çantamı değiştireceğim. Onu alayım. Şu çantamı takacağım. Uzun zamandır takmıyordum. İçi de böyle biraz büyük. Rahat sığarım içine. Eşyalarım falan. Şöyle. Bayağıdır bunu kullanıyordum. Bundakileri buna aktaracağım. Şöyle gözlüğümü alırım yanıma. Cüzdanımı da değiştireceğim. Şu büyük cüzdanı kullanacağım. Bu sığmadığı için küçük çantalara küçük cüzdan kullanıyordum. Şimdi bunu kullanayım diyorum. Hazırlandım, giyindim. Şimdi çıkıyoruz. Bu şekilde. Evet, böyle giyindim. Şöyle şu çantamı taktım. Artık çıkıyoruz. Şimdi evden çıktık, gidiyoruz. Evet, şimdi gidiyoruz çarşıdan doğru böyle müzeye doğru gidiyoruz. Müze biraz uzakta sanırım. Ama çok da yani 10-15-20 dakikaya falan varırız herhalde. Şöyle gözlüklerimi taktım. Çok güneş vardı. Bir de rüzgarlıydı hava çok. Arkadaşlar, böyle gidiyoruz şimdi. Aynen, müzede de çekerim oraları falan. Yine açarım kamerayı. Evet, dışı böyle. Şimdi çekeceğim size de. Göstereceğim. Ay. Burada da böyle surlar falan var. Önce bahçeyi mi gezelim, içeri mi girelim ki? Evet. Böyle ziyaret saatleri de böyle yazıyor burada. Kış sezonu 4,5 mu demiş? Tek tek gezelim. Şöyle bayağı güzel içi. Bayağı beğendim. Thank you.
öne böyle. Eski bir ev gibi. Bak orada şey de var. Gel bak. Bal mumu heykel. Ay. Çömlek diyor. Evet. Bayağı güzel, değil mi? Bayağı da büyük içi falan bakın. Bir sürü farklı yerleri var. Şöyle. Bayağı bir şeyler var arkadaşlar. Bakın bu Hisardere köyü bizim köyümüz sayılır. Baba tarafımız. Böyle şeyler var. Bayağı güzel hazırlanmış burası. Bakın böyle lahitler falan var. Zaten bu İznik çok tarihi bir yer olduğu için, yani Roma, Bizans, bunlar da daha önce yaşadığı için hep onların böyle eski kalıntıları, tarihi eserleri hep çıkıyor. Zaman zaman hep yapılan kazılarda falan hep çıkıyor bunlar, toprağın altından, tarlalardan falan. Çok çıkıyor gerçekten. Sonrasında zaten Selçuklu ve Bizans, ay pardon, Selçuklu ve Osmanlı da fethettikten sonra başkenti oldu zaten İznik. Böyle Antikonios Lahti demiş, bu da lahitler bunlar. Yani mezarlar oluyor, anıt mezar. Böyle değişik bayağı, bakın. Bunlar hep Roma döneminden kalma diyebiliyorum ben. Şöyle şurada da yazıyor. Çok şey çıkmış. Bayağı da kalabalık, çok gelen olmuş. Evet arkadaşlar, biz hala müzenin içindeyiz. Böyle bayağı bir güzel burası. Bir sürü tarihi şeyler var. Gerçekten güzel hazırlanmış. Bayağı bir beğendim. Böyle eski takılar falan, çömlekler. Böyle milattan önce 3. yüzyıl falan diyor bakın. Bayağı eski şeyler. İşte İznik'in tarihini, tarihiyle ilgili şeyler de var. Böyle çok bayağı bir şeyler var yani. Şuraları falan hep gezdik. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Burada da bayağı bir şeyler var. Bu ne? Roma dönemi diyor. Burası tek kat değil mi? Yukarısı falan yok. İznik'te olanlar gelip gezebilir. İznik dışındakiler de yine gelip gezebilir. Bayağı güzel bence. Işıklar da güzelmiş bakın. Böyle geziyoruz biz de Sümeyye ile, annemle. Onların da bayağı ilgisini çekti. Ama bayağı güzel şeyler var. Bence İznik için çok güzel bir müze olmuş. Aa.
Aa, bak burada hep heykeller var. Aa, Zeus diyor bu. Şunları göstereyim size. Kibele diyor. Bereket tanrıçası. Roma dönemiymiş hep bunlar. Dionysos. Şöyle heykeller var burada. Hep Roma dönemine ait. Heykel sanatı çok gelişmiş o zaman. Şöyle. Şu Zeus'muş. Bu ne? Dionysos. Tamam. Anne gel. Evet, burada da var bir şeyler. Yerin altından kilise çıkmıştı. Yani gölün altında. Burada da ondan bahsediyor. Bak haç var şurada. Bizans döneminin. Burada da paralar var. Bir sürü. İşte ne diyor? Vay. Hazreti İsa. Evet. Aa, bu ne? Afrika'nın şeyini yapmışlar. Ay ne güzel. Maketini yapmışlar. Evet. Şöyle. Aynı yapmışlar yani. Bu şekilde gözüküyor gerçekten. Gerçek hali de. Yani bir basilikanın çıktığı yerde bir su altı müzesi kurulacak falan deniliyordu ama evet. Kurulmadı. Henüz yapılmadı. Belki yapılır. İnşallah. İşte şeyler hep dalış yapıyordu orada. Neydi adı onun? Dalgıçlar. Aynen. Arkeologlar. Evet. Aslında su altı müzesi yapılacak deniliyordu. Evet, Roma ve Bizans'tan sonra şimdi Osmanlı döneminin olduğu kısma geldik. Böyle tek tek bütün dönemleri yapmışlar.
İşte burada mezar taşları var Osmanlı'ya ait. Sonra bu Selçuklu dönemine ait olan kısım var. Anadolu Selçuklu Devleti. İlk olarak İznik'te kurulmuştu, başkent olmuştu. Burada da Çinliler var, İznik Çinlileri. Doğru. Başka yerlerde de kullanılıyor. Kudüs diyor bak. Mısır, Kahire demiş. Suriye, Yunanistan. Yani tüm tarihi çıkan tüm tarihi eserler, İznik'in tarihi, bunların hepsi bu şekilde şey yapılmış. Buraya da böyle yansıtılma yapılmış. Yani burada hepsine yer verilmiş. Sonra Cumhuriyet dönemi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Eski yapılar, camiler, eski evler. Buraları da göstereyim. Artık son kısma geldik zaten. Burada da böyle silahlar falan var. Tüfekler falan var. Kılıç. Şimdi müzenin içinden çıktık, dışarıya çıktık, gezdik içini hepsini. Şimdi bahçesine geldik. Burada da bayağı bir şeyler var. Buralara da koymuşlar böyle bahçesine. Onlara da bakacağız. Ondan sonra gideriz artık. Zaten saat 5'e geliyor. 5'te kapanacakmış. Böyle bahçesinde de bayağı bir lahit tarzı şeyler var şuralarda falan. Ağaçlar ne güzel. Evet, bunları falan hep yapmışlar işte. Böyle peyzaj çalışması, bahçe, çimler, ağaçlar falan. Bayağı güzel bir müze olmuş bence. Vallahi. İznik için iyi olmuş. Üst düzey bir çalışma olmuş. Bence de. İyi ki yapmışlar yani. Kesinlikle. Şimdi bahçeyi de göstereyim size. Sonra gideceğiz artık zaten. Bayağı güneş, hava da güzel.
Şimdi markete geldik. Şöyle bir şeyler almaya. Bir tane bisküvi aldık. Bir de şöyle çay süzgeci aldım. Lazım oluyordu. Tatlı çok güzel oluyor. Bundan alayım bir tane. Çok beğendim. Geçen almıştım. Tavsiye ederim. Tadı çok güzel. Kadife tatlısı. İki tane bundan alayım. Noodle alıyoruz yine. Bunu da alayım mı? Marketten çıktık, şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar, artık eve geldik şimdi. En son müzeyi gezdik, sonra da markete uğradık. Marketten birkaç böyle ihtiyaçlar vardı, bir şeyler aldık falan. Oraları da gösterdim hatta size de. Bu şekilde şimdi üzerimi falan değiştireceğim. Zaten akşam oldu. Biraz işte yemek falan yeriz. Sonra ne yaparız? Otururum, ederim falan. Bu şekilde günlük bir vlog çekmiş oldum. Güzel oldu. Bayağıdır yeni günlük vlog çekmiyordum. O müze kısımlarını falan da bayağı bir detaylıca gösterdim. Yani bence güzel bir video oldu yani o açıdan da. Bu şekilde yine kamerayı açarım tekrar ilerleyen zamanlarda. Tekrar görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. En son biz oturduk. Bir şeyler izledik. Bir şeyler yedik falan. Sonra makyajımı temizledim, sildim. Yüzümü yıkadım. Cilt bakımlarımı yaptım. Bu şekilde artık yatacağım zaten. Gece oldu. Bu videomu da kapatmak için tekrar kamerayı açtım. Bugünümü vloglamış oldum. Böyle güzel uzun bir video oldu. Özellikle daha çok müzeyi gezdiğimiz kısımları daha çok göstermiştim zaten. Bu şekilde bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz, hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.